Cenab-ı Hak velilü küllü mezzetüllü mezzede yahsub enne maluhu ahlede buyuruyor. Kellâliyim ve zennefil hutemem. O malını kendisi ebedi kalacak gibi sayanlar bunların bir hutemeye gireceğini bildiriyor. Yani bir noktada yanına düşmanı besliyor. Düşmanı kalbinin içine sokuyor. Yine Cenab-ı Hak israf edenler de ayet-i kerimenin devamında zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır buyuruyor. Eğer Rahman'la dost olmak istersek cömert olacağız. Şeytanla dost olunduğu zaman saçıp savrulacak. Bilhassa günümüzdeki bir takım eğlence yerleri, Allah korusun düğünler, müğünler vesaire olan bir takım israflara giriyor. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte Eshab-ı Kiram'ın bu güç gösterisi, israf, oburluk, bunlar Eshab-ı Kiram'ın tanımadığı bir hayat tarzıydı. Kabul etmediği bir hayat tarzıydı. Çok ibretli bir ayet geliyor. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan, hiç olmazsa kendine gönlü alıcı birkaç söz söyle buyuruyor. Şimdi Efendimizin huzuruna zayıflar gelirdi, açlar gelirdi, garipler gelirdi. Bazen Efendimiz'de hiçbir şey olmazdı. Evinde de hiçbir şey olmazdı. Bazen evlerine haber gönderirdi. Sudan başka yiyecek içecek hiçbir şey yok buyurulurdu. O muhtaçlar geldiği zaman hal ile Efendimiz'den bir şeyler beklerlerdi. Efendimiz'de hiçbir imkan olmadığı için yüzünü yavaşça öbür tarafa çevirirdi utancından. Bir şey ikram edemediği için. O zaman da Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiç olmazsa kendi gönül alıcı bir söz söyle buyuruyor. Demek hiçbir imkanımız yoksa, bir yarım hurmamız yoksa, ikram edecek bir bardak suyumuz yoksa, o zaman ona dönüp birkaç tesellili bir söz söylememizi Rabbimiz emrediyor. Yani nasıl bir insanın ruhuna girmemiz için bir damar bulmamızı Rabbimiz istiyor bizden. Ondan sonra ayet-i kerime eli sıkı olma diyor. Cimriliği de Cenab-ı Hak katli olarak men ediyor. Bir hutemeye dahil olacaktır. Yakıcı bir ateşe dahil olacaktır buyuruluyor. Yine Allah korusun bu eli sıkı olmak kökü cehennemde olan bir hadise. Öbürü cömertlik kökü cennette olan bir hadise. Hatta İhya-i Ulum'da bir hadis-i şerif var. Herhalde Tirmizi naklediyor. O hadis-i şerif de sen diyor cömertin diyor düşmesine diyor üzülme diyor. Çünkü Allah onu elinden tutar kaldırır buyuruyor. Yani ondaki bir merhameti ilahi tecellisini bildiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi kibirli cimri de Allah korusun o da onun da tersi cehennemde olan bir hadis. Güzel huylar birbirini takip eder. Merhametli insan cömerttir. Cömert insan mütevazidir. Mütevazi insan hizmet ehlidir. Cimri insan merhametsizdir, duygusuzdur, hissiyatsızdır. Yalnız kendisini düşürür. Hizmetten uzaktır. Tabi en mühim zenginlik gönül zenginliği, kasa zenginliği değil. Rabbimizden gönül zengini olmamızı arzu ediyor. Hiç olmazsa onlara bakamıyorsan diyor, gönül alıcı bir söz söyle diyor. Eli sıkı olma, büsbütün de eli açık olma. Yani bir ölçüyü de kaçırma. Yarın muhtaç olursun, gelip el açma durumunda kalırsın. O zaman da pişman olursun. O da yaptığını kaybedersin. Eshab-ı kiram gelirdi, efendim onlara bir müjde verirdi. Malını hepsini koyardı önüne. O bir heyecan. Efendimiz yok derdi, bunun derdi, üçte birini bırak derdi. Öbürüne yarımını bırak derdi. Yalnız Ebu Bekir Efendimiz'in sen tamamını bırak derdi. Çünkü Ebu Bekir Efendimiz'in hiçbir futur atına gelmedi. O sıddıklığının zirvesiydi. Onu yalnız Ebu Bekir Efendimiz'in malını tamamen alırdı. Öbürlerinin malını kısmen alırdı Efendimiz. Çünkü an gelir, zor durumda kalır, keşke der, vah vah der, keşke biraz kenarda bıraksaydım der. Buna mukabille dikkat etmek lazım, cimriliğe de gitmemek lazım. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma, sonra kınanır, kaybettiklerini hasretini çeker durursun buyuruluyor. Demek hep ölçü, iktisatta ölçü, ibadette her şeyde ölçü. Ondan sonra Cenab-ı Hak
Rabbin rızkını dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Yine Cenab-ı Hak vel fecride kula imtihan olarak bol verdiği zaman Rabbim beni önemsedi der. Kendinden bilir Allah korusun. İmtihanı azalttığı zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Bu da bir kalbin hastalığı oluyor. Halbuki Cenab-ı Hak bollukla da imtihan ediyor, yoklukla da imtihan ediyor. Bir kısmı bollukla kaybediyor, bir kısmı yoklukla of diyor, niçin böyle diyor, haset ediyor, kıskanıyor, yoklukla kaybediyor. Onun için buyurulan Agniyâ-i Şakir'in şükreden zenginler ve sabreden fukara, bunların ikisinin de nedrette azlıkta olduğu bildiriliyor. Ebu Zer radıyallahu anh fukarayı sabirinden hesab edilmez. Osman radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, Abdurrahman ibn-i Af Hazretleri Agniyâ-i Şakir'inden. Nasıl bir yaşantısı vardı Abdurrahman ibn-i Af Hazretleri Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in? Osman radıyallahu anh. Bir gün Abdurrahman ibn-i Af Hazretleri'nin oğlu önüne iftar yemekleri koyuyor, birkaç kap yemek koyuyor, ağlıyor Abdurrahman ibn-i Af Hazretleri. Çok zengin Abdurrahman ibn-i Af Hazretleri. Kervan geliyor, dağıtıyor Medine çarşısında. Niye ağladınız baba diyor, bir kusurun mu var diyor. Oğlum diyor, bir kusurun yok diyor. Musab diyor, Uhud'da şehit olduğu zaman diyor, örtecek bir kefen bulamadık diyor. Otlarla ayaklarını kapattık diyor. Hazreti Hamza'yı da ihtiyarların bölümünde bir kırkaya bürdük diyor. O şekilde gömdük diyor. Acaba diyor Allah diyor bana diyor ukbada vereceklerini dünyada mı veriyor? Ukbada tenkis mi edecek? Onu düşündüm. Ondan mahzun oldum diyor. Yani mal kalbinde değil. Yani kasayı kalbine koymamış. Kasayı kalbinin dışında taşıyor. Böyle bir gönül. İster fakir ol, ister zengin ol, ister orta halli ol. Cenab-ı Hak bizden, Efendimiz bizden gani gönül istiyor, zengin gönül istiyor. Hocam Rabbin rızkı dilediğine bol verir. Bol verirse Allah infak etmeyi nasip eylesin. Kulül af fazlasını vermeyi nasip eylesin. Pintilik etmemek. Zekatlar asgaridir. Dilediğini daraltır. Daralttığı zamanı Cenab-ı Hak hafif getirsin. Ya Rabbi sana şükür demeyi Rabbimiz unutturmasın. Çünkü şüphede o kullarına haberdardır. Cenab-ı Hak içimizde min habbil velid, içimizden geçen bütün siyatı biliyor.